Şeref verdiniz hanımlar. Deniz, Nalin bak. Çok güzel Gayınır'cığım, çok güzel. Adam alışveriş merkezi kurdurmuş buraya ya. Şimdi çarşı pazar kalabalık olur. Sıkılırsınız diye düşündüm. Biz de rica ettik arkadaşlardan, sağ olsunlar kırmadılar, getirdiler. Biz bir şey seçemedik. Malum çocuğun zevki de anası gibi. Oysa ben onun sizin gibi hanımefendi olmasını istiyorum. O yüzden rica etsem şuradan kıyafet seçer misiniz çocuğa? Biz moda danışmanı mıyız? Bir moda danışmanı tutun. Çocuğumuz yok bir şey. Biz nereden anlayalım ya? Tamam, tamam, tamam. Biz hemen hızlıca hallederiz şimdi, tamam mı? Hadi. Hadi. Galinacığım gel. Gel bakalım. Gel, 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 gel. O zaman size kolay gelsin. İhtiyacınız olursa ofisteyim. Güzel mi bu kırmızı? Kırmızı. Gidelim, seçtik hepsini işte. Ay, ne kadar mutlu bugün. Çocuk bir aileye hasret kalmış, yazık. Bitmedi mi ya? Ben acıktım. Ha? Irmak arıyor. Dün geceden beri açmıyordu telefonunu. Canım. Açmıyorsun telefonlarımı. Prensin sana iyi bakıyor galiba. Evde misin? Evdeyim abla, evdeyim ve sana çok ihtiyacım var. Hangi cehennemdesin yine ya? Gel hemen. Niye evdesin sen, döndün mü? Irmak ağlama, ne oluyor? Gel ne olur, hadi, hadi. Tamam. Ne oldu, niye ağlıyormuş? Sinir krizi geçiriyor, gidiyorum ben. Ben de geliyorum. Deniz, hadi hoşça kal Galina. Narin. O karı Fırat'tan ayrılırsa size dünyayı dar ederim. Ayağınızı yakalım. Ulan tam kızı ayara getiriyorum. Deniz olduğu yerden çarşıyı pazarı karıştırıyor. Irmak. Irmak yeter anlat. Ay yüreğime inecek. Fırat Dünver'in babasıyla tanıştırdı. Ve dedi ki, Irmak İstanbul'dan arkadaşım zeytinlik arazi bakacak. Beraber geldik öylesine. Ne var bunda? Beni kendisi davet etti. Gibi bıraktı ortada sonra, tanımıyormuş gibi. Ya aslına bakarsan tam da öyle olmuş ya. Yani Fırat seni gel aileme takdim edeceğim falan dememiş ki, sen yanlış anladın herhalde durumu. Ne diyorsun ya sen abuk sabuk? Irmak'cığım, yani sen biraz böyle şey mi yapıyorsun acaba? Olaylara bakmak istediğin gibi bakıyorsun. Sonra hayal kırıklığına uğruyorsun işte. Olaylara kendi açımdan mı bakıyorum? Beni davet etti diyorum size, ben mi uyduruyorum ya? Ya bırak Allah aşkına ya. Fırat kendi söyledi. Tutturmuşsun ben de geleceğim diye, zeytinlik bakacağım falan diye. Fırat'ı arayıp beni davet edip etmediğini mi sordun sen Nalin? Ha, evet çok merak ettim. Aradım Fırat'ı. Bu manyak kadını niye yanında götürüyorsun dedim. Evet. Tamam yeter. Yeter. Irmak saçmalama. Başka bir şey için aramıştı. Ben de yanındaydım. Fırat lafın arasında söyledi. Hoparlör açıktı. Kulaklarınla duydum canım. Siz neler çeviriyorsunuz benim arkamdan? Benim sevgilimle. Eski sevgilimle. Bitti. Bir daha o adamı görmeyeceğim. Bitti. Yok artık ya, daha neler. Dün bu, bugün sen. Yeter. İkinizin birden sevgili bunalımıyla uğraşamam. Irmak, anlat sen, sonra ne oldu? Adamı orada bırakıp basıp geldin mi, ne yaptın? Hayır. Otele döndüm. Bütün gece bekledim onu orada. Belki gelir, arar, özür diler diye. Gelmedi. Aramadı da ben de arabaya atladım, geldim. Ve hala aramadı. Tamam,
Tamam canım, tamam. Ben anladım. O çocukta bağlanma korkusu var. Çok samimi olunca böyle korktu işte. Aynı can. Bakayım. Tamam, tamam canım. Oy, kıyamam ben sana. Merhaba. Şşş. Yukarıda ırmakla uyuyorlar. Çok berbat bir gece geçirdiler. Sakın uyandırma. Tamam, o zaman ben de koltukta yatayım. Hala kızgın mı bana? Evlensenize siz. Ne? Vallahi. Benimle evlenmek mi istiyor? Ya öyle bir kız benimle niye evlenmek istedin sen de? Sen bir teklif et bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.